dinleyicileri sektörler arası Türkiye turumuzda bugün Kocaeli'nin Kartepe bölgesindeyiz. Sektöründe öncü firmalardan biri olan Maşuki'ye değinmen restoranla bağlanıyoruz izleyicilerimizin karşısına. Evet. Lezzetlerinizden bahsetmeden önce İbrahim Bey sizleri tanımak istiyorum. Efendim ben size hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, getirdiniz. Merhabalar. Efendim şöyle diyorum ben size. Sektörümüz büyük bir sektördür. Evet. Aşağı yukarı 20 seneden beri. Sektörün içerisindesiniz. 20 senedir. Evet, 20 seneden beri içerisindeyiz. Lezzetlerimiz çok başka bir lezzet yani. Başka bir yerde lezzet, o şekilde lezzet tanımıyorum. Lezzetlerimiz ön plana çıkıyorsunuz. Evet, evet efendim. Evet harika. Efendim. Peki bu isim altına ne kadardır hizmet veriyoruz burada? 7 sene bana oldu efendim. 7 senedir burada hizmetimizi evet sağlıyoruz efendim. Ama 20 yıldır da evet. Ailecek bu sektörün içerisindeyiz. Evet, evet efendim. Peki biraz mekanı, lezzetlerimizi tanıyalım. Neler efendim, yapıyoruz? Önde şu anda kahvaltımız geliyor. Çocuk yumurtamız var, muhlamamız var, peynirimiz var yöreye ait. Hı hı. Mezelerimiz var işte bal, tereyağı, peynir çeşitlerimiz var. Hepsi birbirinden doğal. Tabii hepsi doğal efendim. Sırf tereyağı kullanıyoruz çünkü şeylerimize. Patatesimiz var. Ondan sonra... Yani kahvaltı türünde aperatif çeşitlerimiz Kahvaltı türünde olmayacak bir şey yok efendim. Hepsinden var şu anda. Onun dışında? Onun dışında peynir, köy peyniri, köfte var, balığımız var. Köfteler balıklarla evet efendim kavurmamız var. Kavurmamız var. Tatlarımız var efendim. Hepsine lezzetli işte efendim. Yani menülerimiz gelip görmenizi tavsiye ediyorum. Tabii 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 bekleriz buradan. İnşallah. Lezzet yani başka bir yerde bizim de başka bir yerde yoktur. Harika. Şu anda. Peki, İptalıyız yani lezzet konusunda iptalıyız çok. Lezzet konusunda ön plana çıkan evet. Bir firma aslında. Mekan da çok güzel. Mekandan evet, mekan, da bahsedelim. Mekanımız çok güzel efendim. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz? Efendim burada? Şu anda 20 kişiyle çalışıyoruz efendim. 20 kişilik kemik bir kadroyla çalışıyoruz. Evet. Aynı anda kaç tane insana yardımcı oluyoruz, yemek veriyoruz burada? Efendim aynı anda 50 kişi de gelse fark etmiyor efendim bizim için. 100 kişi gelse fark etmiyor. Tabii pandemi anında. Sürecinde bir zorluk oldu ama şu an 50 kişiye, 100 kişiye kolaylıkla tabii, çıkabiliyoruz. Tabii efendim hemen. Ayrıca burada yeşillikleri de görüyorum. Değirmenler vesaire, çayı olsun, evet, suyu evet, olsun. Evet, evet, evet. İnsan doğayla iç içe oldukça aslında yemeğin tadına daha çok varıyor. Evet efendim, doğru. Burada kafalarınızı dinleyebileceğiniz rahat bir ortam var, sunuyoruz. Herkesi de bekliyoruz. Yani herkesi bekliyoruz. Lezzet tatmalarını istiyoruz yani. Tabii görsünler ki. Lezzetimizi. Tabii. Çünkü başka bir yere böyle bir lezzet yok efendim. Peki, sektöre başlarken olmak istediğimiz konumda mıyız? İbrahim Bey, şu anki hedefler neler? Hedef daha ilerisini düşünüyoruz efendim. Tabii ki, sektörde durmak yoktur. Tabii, durmak yok efendim. Daha ileriki, daha güzel hizmet vermek istiyoruz. Daha ileriyi planlayarak evet. Aslında bu daha da şubeleşmek, daha tabii. Çok alana yayılmak olabilir. Peki, biliyorsunuz gıda sektöründe farklı isimler de var, özellikle bu bölgede. Sizi bunlardan ayıran etken ne olabilir? Öne çıkaran pozitif yanınız. Neden insanlar sizi tercih ediyor? Efendim insanlar bizi neden tercih ediyor? Güler yüz. Elemanlarımızda güler yüz. Hı hı. Lezzet çok önemli bizim için. Hı hı. En önde gelen lezzettir. Neden? Davranış şekillerimiz müşteri için çok önemli bizim için. Bu lezzet güzelliğini neye bağlıyorsunuz? Efendim artık bilemiyorum onu. Kullandığımız malzemeye bağlı. Çünkü kalitesiz malzeme kullanmıyoruz efendim. Yemekleri de siz yapıyorsunuz tabii, zaten. Tabii efendim. Tabii. Edindiğiniz bir deneyim var. 20 yıllık bir tecrübe var. Evet. Tabii ki kaliteli ürünle de birleşince işinizi de severek yapıyorsunuz. Aynen doğrudur. Burada aynen insanlara yardımcı olmaya çalışıyorsunuz tabii, açıkçası. Tabii efendim. Harika. Gelip görebilirsiniz burada. Ustamızla da tanışabilirsiniz. Biz. Peki. Biliyorsunuz bir pandemi süreci atlattık. Dünyaca ve ülkece içinde bulunduğumuz bir hastalık dönemi oldu. Evet. Gıda sektörleri bu konuda çok ekstra bir hijyen göstermek zorunda kaldı. Tabii. Çünkü risk altında. Tabii efendim. Siz bu duruma karşı neler yaptınız? Efendim biz her zaman daha yeni şey yapmaya başladık efendim. Hep hijyendik. Devamlı kontrole geliyorlardı. Hep şu anda bir numarayız şu anda. Denetlemelerimiz tamamen oldu diyorsunuz. Tamamen %90. Şu anda bir numara olmamızı da aslında bu denetlemelere mi bağlıyoruz? Evet, hijyen efendim. Evet, hijyen. Onun dışında personel ekibi olsun, müşterilere davranış biçimi olsun bir değişiklik yaşadınız elbette efendim, ki. Personelimiz çok güler yüz. Daha şu ana kadar hiç şey görmedim personelden. Gerçekten güler yüz yani. Müşteri bir gelen geliyor efendim. Yani bize müşteri güler yüzü gidiyor buradan. Bunu da iletişiminize bağlıyorum. Tabii efendim. Peki, İbrahim Bey bize nasıl ulaşım sağlayabilirler izleyiciler? Efendim gelip görmeleri tavsiye ederim.
ve de lezzetimizi iddialıyız yine diyorum. Hala söylüyorum iddialıyız. Buyursunlar gelsinler. Meydirmen 2 Neyli adresinden bize ulaşım sağlayabiliyorlar. Aynı zamanda ekran altında geçecek olan telefon numarası aracılığıyla da mobil olarak bize veya ekip arkadaşlarımıza ulaşım sağlayabilirler. Evet. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey, ben bu değerli bilgiler için. Bizi İnşallah. Buraya davet ettiğiniz için. İnşallah herkesi bekleriz efendim. Çok teşekkür ederim. Herkesi davet ediyoruz. Gelip son sözlerinizi almak istiyorum. İzleyicilere neler söylemek istersiniz? Efendim bekliyorum sizleri. Lezzetimizle iddialıyız. Tekrar gelmenizi bekliyorum efendim. Sektörde uzun yıllar var olmanız dileğiyle herkesi Alabalık Vadisi Maşuki'ye bekleriz. Evet efendim.